Merci pour l'invitation. Salut Louise, qu'est-ce que tu fais vendredi soir? J'ai rendez-vous avec mes cousins, mes cousines. Tu oublies notre fête. Tu sais bien, Maxime et moi, nous organisons une fête pour les vacances. Je ne peux pas venir. J'ai un rendez-vous, je vais à la piscine avec mes cousines. Viens avec tes cousines alors. D'accord, c'est sympa. Elle est où votre fête? Chez Maxime? Oui, chez lui. Ses parents sont d'accord et sa maison est grande. Vous invitez qui? Elif, Thomas et Agathe. Tu connais Agathe? Oui, c'est la grande blonde, la sœur d'Hugo. C'est ça. On invite aussi nos amis du lycée. À quelle heure il faut venir? À 20 h. Alors, c'est d'accord. Vous venez? Attends, j'appelle mes cousines. Oui, on vient. Tu sais aller chez Maxime en bus? Oui, je sais, à vendredi. Merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un dialogue, leçon 19. Merci pour l'invitation. Thank you for invitation. Davet için teşekkür ederim. Bir MSN konuşması. Artık o da tarih oldu biliyorsunuz. Birlikte bakalım. Salut Louise. SLT, salut kısaca. Qu'est-ce que what demekti biliyorsunuz. Qu'est-ce que tu fais? Ne yapıyorsun? Vendredi soir. Vendredi soir. Cuma akşamı. J'ai rendez-vous kısaca. Avec mes cousins. Kuzenlerimle randevum var. Tu oublies notre fête. Oublier. Unutmak. Forget. Bizim partiyi unutuyor musun? Tu sais bien, biliyorsun ki, iyi biliyorsun ki, Maxime et moi, Maxime ve ben, nous organisons une fête pour les vacances. Tatil için bir parti ayarlıyoruz. Je ne peux pas venir, gelemem. J'ai un rendez-vous, benim bir randevum var. Je vais à la piscine. Pisin neydi? Yüzme havuzu. Yüzme havuzuna gideceğim. Avec mes cousins, kuzenlerimle. Viens avec tes cousines alors. Gel. Emir gibi. Kuzenlerine gel o halde. D'accord. Olur. C'est sympa. Çok iyi fikir. Bu hoş. Elle fête burada. La fête. Elle est où votre fête? Nerede sizin parti? Chez Maxime. Maxime de mi? Oui. C'est chez lui. Kısaca c'est. Evet onda. Chez lui. Onda. Maxime. Chez Maxime. Chez lui. Ses parents, onun ailesi, sont d'accord. Bizimle aynı fikirdeler. Et sa maison est grande. Büyük. Kısaca. Ve evi büyük. Vous invitez qui? Kimi davet ediyorsunuz? Elif, Thomas et Agathe. Elif, Thomas ve Agathe. Tu connais Agathe? Agathe'ı tanır mısın? Oui, c'est la grande blonde. Evet, uzun boylu sarışın. La sœur d'Hugo. Hugo'nun kız kardeşi. C'est ça? Evet. On invite aussi. Davet edelim. Nos amis du lycée. Lise arkadaşlarımız. À quelle heure il faut venir? Il faut. Evet. Gerekir. Kalıbı. Ondan sonra mutlaka mastar fiil gelir. Gelmek gerekir. Il faut venir. À 20 h. Saat 20'de. Alors, c'est d'accord. O halde tamam. Vous venez? Geliyor musunuz? Attends, bekle. J'appelle mes cousines. Kuzenlerimi çağırıyorum. Arıyorum. Oui. On vient. Tamam. Geliyoruz.
Tüse Aleşe Maximambus, Maxime otobüsle gitmeyi biliyor musun? Oui, je sais. Evet, biliyorum. Avant-hodi. Cuma görüşmek üzere. Merci pour l'invitation. Davet için teşekkür ederim. Evet, buradaki bölümde diyalogla ilgili sorular var. Quelle personne dialogue? Kimler birbiriyle konuşuyor? Dialogue fiili burada. Fiil dialogue. Diyalog değil. Kimler konuşuyor? İki arkadaş biliyorsunuz. Comment communiquent-elles? Nasıl iletişime geçiyorlar? Sur MSN. MSN üzerinden. De quoi parle-t-elle? Neden bahsediyorlar? Elle parle de la fête. Partiden bahsediyorlar, değil mi? Elle parle de la fête. Eğer ki bu diyaloğu özetleseydiniz, bu üçünden hangisini seçerdiniz? Résumé A, birinci özet. Mathilde et Louise organisent une fête pour Maxime vendredi soir. Louise invite ses cousines. Mathilde ve Louise bir parti yapmak istiyorlar Maxim için. Cuma akşamı. Louise ise kuzenlerini davet ediyor. Mathilde et Maxime organisent une fête pour les vacances vendredi soir. Tatil için bir parti düzenliyorlar. Mathilde invite Louise. Mathilde Louise'i ve onun kuzenlerini partiye çağırıyor, davet ediyor. Mathilde Louise prennent rendez-vous pour aller à la piscine. Vendredi soir, cuma akşamı randevu alıyorlar havuza gitmek için. Elzenvit Maxim'i de davet ediyorlar. Burada doğrusu hangisi sizce? Bir daha okuyup karar verin. Louise a un rendez-vous avec ses cousines vendredi soir. Louise'in kuzenleriyle cuma akşamı randevusu var. Vre. Ha, doğru. Faux. Yanlış. Mathilde invite les cousines de Louise. Doğru değil mi? Onları da davet ediyor. Vre. La fête est dans la maison de Mathilde. Hayır. Faux. Maxim'in evinde o, değil mi? Louise ne connaît pas Agathe. Faux. Tanıyor Agathe. La fête est à 20h. Saat 20'de. 20 miydi? Bakalım. Evet, 20. Doğru. Louise ne veut pas aller à la fête. Gitmek istemiyor. De Mathilde et de Maxim'in. Maxim ve Mathilde'in düzenlediği partiye gitmek istemiyor. Hayır, öyle bir şey yok. En sonunda kuzenleriyle birlikte gelmeyi kabul ediyor. Doğru. Değil. Faux. Evet, kısaca salut. Grand rendezvous. Nasıl yazıldıklarını biliyorsunuz. Bunlar da kısa yazılmış. Burada ne eksik? Je diyeceğiz. Yani je ne sais pas. Je ne sais pas. Bilmiyorum. Je ne peux pas venir. Gelemem. Je vais à la piscine avec mes cousins. Kuzenlerimle havuza gidiyorum. D'accord, c'est sympa diyeceğiz, değil mi? Oui, c'est chez lui şeklinde olmalı. Gramer bölümüne bakalım isterseniz şimdi. Evet, gramer bölümünde neler var? Birinci bölüme bakalım. Il faut. Bu bir kalıptır ve hep il faut diye çekilir. Falloir. Şimdiki zamanda gerekir demek. Il faut venir. Gelmek gerekir. A quelle heure? Saat kaçta gelmek gerekir? Il faut acheter du pain. Ekmek satın almak gerekir.
Il faut prendre le bus, otobüse binmek gerekir gibi. On peut organiser la fête. Bir parti düzenlenebilir. Kimde? Chez moi, bende. Chez toi, sende. Chez lui, erkek olacak. Chez Ali, chez Veli'nin yerine. Chez elle, bir kızsa, onda. Ayşe, Fatma. Chez nous, bizde. Chez vous, sizde. Chez eux, erkek çoğul, onlarda. Chez elle, bayanlarda, çoğul. Ayşe, E Fatma, Şezel, Ali, E Mustafa, Şezu oluyor. Şimdi burada iki fiilin arasındaki farka bakacağız. Bu fiillerimizin çekimleri aşağıda var. Biri savoir, bilmek, to know. Birisi ise connaître, daha çok tanımak gibi düşünelim bunu. Türkçe'de. Savoir bilmek, connaître tanımak diyebiliriz. Savoir'dan sonra mutlak mastar bir fiil gelir. Je sais chanter, şarkı söylemeyi bilirim. Je sais parler français, Fransızca konuşmayı bilirim. Je sais écrire en anglais, İngilizce yazmayı bilirim. Je sais nager, yüzmeyi bilirim gibi. Connaître'dan sonra ise bir nesne gelir. Bak. Je connais la France. Fransa'yı tanırım, bilirim. Je connais le cinéma français. Fransız sinemasını iyi bilirim, tanırım. Je connais Agat, tanırım. Je connais Paris, Paris'i tanırım. O zaman je sais la France. Fransa'yı bilirim diye bir şey Fransızca'da söylenmiyor. Onun yerine connaître kullanırız. Je connais Paris. Je connais Ayşe, je connais Mustafa gibi. Çekimlerine bakalım isterseniz bu fiillerin. Savoir ve connaître. Savoir. Je sais, tu sais, il sait, elle sait. Nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Connaître. Je connais, tu connais, il connaît, elle connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. Bir de burada imperatif emir kipi venir, gelmek fiilinin var biliyorsunuz. Vien, gel. Venon, gelelim. Vene, geliniz şeklinde olacak. Evet, devam edelim konulara. Şimdi bu şeyden sonra muaşe, tuva, şe Ali bu egzersizi yaptığımızda bu konuyu anlayacağınızı umuyorum. Dikkatle takip ederseniz burayı. Salut Thomas, merhaba Thomas. Je n'ai pas mon livre de français. Fransızca kitabım yok. Kaybettim anlamında düşüneceğiz. Il n'est pas chez. Sen de evde olmasın anlamında. Il n'est pas chez toi. Evde değil mi? Il burada kitap. Yanılmayalım. Le livre. Il. Non. Yani Antoine'a chez toi. Sende değil mi diye soruyor. Şu Antoine Thomas'a pardon. Kitabım yok. Sende değil mi? Non, désolé. Hayır, üzgünüm. Ton livre n'est pas chez moi. Bende değil. Peut-être chez Louise et Thomas. Belki Louise ve Thomas'dadır. Non, non, il n'est pas. Evet, iki kişi olduğu için Louise bayan, Thomas erkek. Onlarda derken chez eux diyeceğiz. Il n'est pas chez eux non plus. Burada bir parantez açalım. No plus Fransızca'da olumsuz cümleye de da. Onlar da değil. Mesela birisi size diyor ki ben acıkmadım. Siz de diyorsun moi ben de demek için. Ben de acıkmadım diyeceksin. Moi no plus. Ben de acıkmadım.
Monoplü. Evet, olumsuz ben de derken no plü kullanıyoruz. Onlar da değil. Où est mon livre? Nerede o zaman benim kitabım? Chez tes cousines? Belki kuzenlerinde. Ah oui, evet. Peut-être cousine feminen olduğu için ve çoğul. Peut-être chez elle? Evet, belki onlarda diyoruz. Şimdi ikinci bir bölümde biraz daha şeyle ilgileneceğiz yine. Chez moi, chez toi gibi. Buna bakalım. Thomas organise une soirée film fantastique. Thomas ne yapıyor? Bir düzenleme yapıyor. Organize. Türkçe'ye geçmiş. Düzenlemek, organize etmek. Une soirée, bir gece. Film fantastik, film gecesi düzenler. Şimdi Toma'nın yerine ne kullanmalıyım burada? Kendinde. Chez lui diyeceğiz. Demain soir, yarın akşam. Mais Elif ne veut pas venir. Ama Elif gelmek istemiyor. Elle n'aime pas ce genre de film. Bu tür filmleri sevmiyor. Genre, tip demek. Ce type de film. Elle préfère rester. She prefer stay. To stay, staying. Chez elle. O da kendinde kalmak istiyor. Elle préfère rester chez elle. Elif'in yerine burada el kullandık. Yukarıdaki cümlede Toma'nın yerine Lübi kullandık. Buna dikkat edelim. Evet, şu bölüme bakalım. İlfo. Bugün demiştik, gerekir. Pour aller au cinéma. Sinemaya gitmek için. Ne gerekir? Il faut regarder les heures de séance. Seans saatlerine bakmak gerekir. Diğerlerine de biz örnek verelim. Pour organiser une fête. Bir parti düzenlemek için ne gerekir? Örneğin, il faut, ne diyelim? Il faut inviter des amis. Arkadaş davet etmek gerekir. Herhangi arkadaşlar diyebiliriz. Pour partir en vacances, tatile gitmek için. Il faut, ne gerekir? Ne yapmak gerekir? Il faut bence avoir önce assez d'argent mesela. Yeterince para gerekir. Il faut avoir assez d'argent. It has to have enough money gibi düşünün. Pour aller au théâtre. Tiyatroya gitmek için ne gerekir? Il faut diyebiliriz. Örneğin, acheter les billets. Değil mi? Gideceğiniz tiyatronun biletlerini satın almanız gerekir. Pour inviter des amis au bowling. Arkadaşları bowling'e davet etmek için. Il faut. Ne diyelim? Bowling'e davet etmek için. Il faut leur, onlara demek. Telefone. Onlara telefon açmak gerekir. Il faut leur téléphoner. It has phone dem gibi. Lör telefon. Buradaki lör arkadaş dezaminin yerine geçiyor. Il faut lör telefon. Peki. İsterseniz örnekleri biraz daha açık tutalım. Devam edelim. Bu bölümü geçiyorum. Şuradaki etkinliğe bakacağız. Bir Connetter ve biliyorsunuz Savoir'ın arasındaki farkı söylemiştik.
Şimdi burada hangi fiili kullanacağız? Onu soruyor. Tu sais, tu connais mon frère. Kardeşimi tanıyor musun derken elbette connaître. Çünkü bir kişi ya da nesne varsa mutlaka connaître. Je sais, je connais la France. Yine bir nesne, la France, Türk. Fransa'yı tanırım derken je connais la France diyeceğim. Je sais, je connais chanter en anglais. Bir mastar fiil geliyorsa savoir olacak. Je sais chanter en anglais. İngilizce şarkı söylemeyi bilirim. Je sais connais parler espagnol. Yine mastar var burada. Parle, konuşmak. İspanyolca konuşmayı bilirim. Evet. Parle'den dolayı bak mastar fiil. Burada şante mastar. Se şante, se parle. Mastar geliyor. Je connais, connais. Je sais, je connais. Ton ami Elif. Burada da isim geldiği için connaître olacak. Je connais ton ami Elif. Senin arkadaşın Elif'i tanırım, bilirim şeklinde yapacağız. Sanırım anladık. Burada cevapları var. Non. Je ne connais pas Thomas diyeceğim. Değil mi? Thomas'ı tanımam. Jouer. Oynamak. Fiil. O kart. Kart oynamak. Kağıt oynamak. Vous savez. Bilir misiniz? Savoir. Jouer au kart. Louise ne la Turquie. Nesne aldığına göre kon ne? Louise Türkiye'yi tanımıyor, bilmiyor. Tu connais İstanbul. Yine connaître İstanbul. Bir şehir, nesne. Sen İstanbul tanır mısın? Oui. Evet, o Türkçe konuşmayı bilir. İlse parle Türk. Matrix filmini bilir misiniz? Tanır mısınız? Vous connaissez? Tabii yanlış yazdık. Connaissez. Evet, şimdi oldu mu? Tu connais l'adresse de Maxime. Sen Maxim'in adresini biliyor musun? Bilir misin? Şeklinde olmalıdır. Evet, bir daha söylemek gerekirse connaître'den sonra nesne, isim ya da bir obje gelebilir. Cins bir isim ya da özel isim. Savoir'dan sonra ise mutlaka master fiil bakın. Se chante, se parle gibi. Konuşmayı bilirim, oynamayı bilirim. Sen zeybek oynamayı bilir misin derken savoir, sen İstanbul'u bilir misin derken konettir. Sen Ali'yi bilir misin? Konettir. Kullanacağız. Evet. Burada demiş ki size complète le dialogue, diyaloğu tamamla, voir le tableau de référence, vocabulaire de cette leçon. Vokabüler bölümüne bakın diyor. Sayfa leçon 17 ve 18'in vokabüler bölümünden faydalanın demiş. Salut, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu veux? Teklif edeceksiniz. İster misin şunu yapmayı? Ce week-end je ne reddediyorsunuz. Je ne peux pas. Açıklıyorsunuz. Je dois. Şunu yapmalıyım. Je suis occupé. Mesela. Meşgulüm. Tu ne peux pas demander. Başka birine soramaz mısın? Gibi. D'accord. Je, il faut diyerek oradan faydalanarak bunu doldurmaya çalışacağız.
Burada iki tane jeu de rol var. Oynamanız gerekebilen, işte resimlere göre iki durum verilmiş. Bunları okuyorsunuz ve buna uygun bir diyalog oynamanızı istiyor. Bu dersi de burada bitiriyoruz. Herhangi bir sorunuz olursa benim mail adresimi biliyorsunuz. Kanalda da var. Blogumuzda da var. Fmemo75@gmail.com mail atarak sorabilirsiniz. A biento. Yeni derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.